Vay 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 vay. Evet beyler, herkes burada mı? Yoklamaya başlayalım mı? Söz verdiğimiz gibi, ha? Yoklamaya başlamadan önce ve videoya başlamadan önce tabii hemen ilk şu hatırlatmayı yapayım. Süper Lig'le ilgili yorumlarımızı, maçlarla ilgili anlatımlarımızı 90 artı kanalında şu an ekranda görüyorsunuz. Altta da linki bırakıyoruz. 90 artı kanalında Süper Lig'le ilgili, sadece orası Süper Lig'le ilgili bir kanal. Orada anlatıyoruz arkadaşlar. Bu videodan yaklaşık bir yarım saat sonra da 90 artı kanalında Süper Lig videomuz yayında olacak. Bu videodan sonra sizleri oraya bekliyoruz. Haydi şimdi geçelim videomuza. Hadi bakalım. Sedat Bakırcıoğlu, burada mısın? Tamam. Mahir Rükmez, Mete Sivri, Ramazan Sancak, Can Yağar, Ömer Çoban, Ramazan Erdoğan, burada mısınız? Tamam. Sait Kaptan, Suvardın Ay, Soner Guevara, Erdinç Tufan, Akın Sol, Murat Cuval, Suat Aydın, Turgay Kiraz. Burada mısınız? Tamam. Mehmet Ayar. Millete ayar verme Mehmet. Tamam. Vedat Altu, Emre Aslan, Cengiz Yıldız, Levent Demirci, Murat Çalık, Recep Karakış, Süleyman Anaç, Ümit Sarıçiçek, Fatih İyibaslar. Burada mısınız? Tamam. Volkan Almacıoğlu, Saffet Durmaz, Kadir Burak Esim, Recep Tayyip Aslan. Burada mısınız? Tamam. İbrahim Çelik, Sharp Lob, Nicolas Dufour, Seyfi Güldağ, Ahmet Cihan Avcı. Sizler de burada mısınız? Tamam. Herkes buradaysa videoya başlayabiliriz o zaman demektir arkadaşlar. Şimdi yoklamada burada olan arkadaşlar, burada olmayan arkadaşlar da bugün eğer buradaysa videonun altına bir yorum yazarlarsa, bir nokta bıraksınlar, hiç sıkıntı değil. Onları da yoklamaya dahil edelim. Arkadaşlar çok uzun uzun bir video olmayacak. Kısa keseceğim. Sizin pazar gününüzü çalmayacağım. Zaten nedenlerini biliyorsunuz. Daha takımları bilmiyoruz. İzlemedik, görmedik. Sadece biraz daha böyle isimli takımlara yöneliyoruz mecburen. Kadrolarına bakaraktan. İzlemekte fayda var ama şöyle söyleyeyim. Mesela Cuma günü Bayern Münih'e gidip de taraf bahsi almadık. Mönchengladbach gol atar dedik. Başarılı da olduk mu? Olduk. Arsenal'e gidip taraf bahsi almadık. Arsenal mutlak surette Brentford maçında Brentford 0.5 üstü dedik. Başarılı olduk mu? Olduk. İçeriye attık. İnşallah cumartesi günkü kuponumuz da gelmiştir. Manchester kazanır, Dortmund kazanır. Onu da içeri alırız. 2'de 2 olur. Pazar günü de içeri alırsak 3'te 3 olur. Şimdi pazar günü de 2 maçlık bir kupon vereceğiz yine. Üçüncü maçı da vermiştim gerçi ben cumartesi günü ama onu ilaveten vermiştim. 3 maç oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Çünkü ben çok sevmiyorum altları. 2.5 alt da olsa, 3.5 alt da olsa biliyorsunuz. Şimdi burada da mesela iki tane maç vereceğim. Üçüncü maçı da yanına söyleyeceğim ama kupon olarak vermeyeceğim. Bunu belirteyim. Üç maç oynanıyor mu oynanmıyor mu bilmediğim için vereceğim arkadaşlar. Bunu da baştan belirteyim. İlk maçımız Sevilla, İspanya'dan Sevilla Vallecano. Bu maçı maç sonu sizlere bir öneriyoruz arkadaşlar. İkinci maçımız da Fransa'dan Marsilya Bordeaux. Bu maçta da sizlere maç sonu bir önereceğim arkadaşlar. Üçüncü o alternatif maçımız, yani hani iki maç oluyor mu olmuyor mu Türkiye'de bilmediğim için bakmadım. Onda da sizlere üçüncü maç olarak Newcastle United West Ham maçını 3.5 gol altı önereceğim. Ama yine cumartesi günkü dediğim gibi Osasuna maçını vermiştik orada da. Yani iki maç oynayabiliyorsanız iki maç oynayın. Üçüncü maçı çıkarmayın. Riski büyütmeyin arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Süper Liglerle ilgili yorumlarımızı, analizlerimizi, fikirlerimizi dinlemek için 90 artı kanalına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Oradaki abone sayısını acil bir şekilde 1000'e ulaştırmalıyız. Sizlerden ricamdır. 1000 kişiyi bulalım ki orada canlı yayınlara geçelim. Bakın Beşiktaş Rize maçından sonra canlıya geçiş yapamadık. Belki Adana Fenerbahçe maçına kadar 1000 kişiyi buluruz. Adana Demirspor Fenerbahçe maçından sonra hemen bir canlı yayın açarız ki maçta sıcağı sıcağına maç sonu spor programı tadında bir yayın yaparız. O yetişmezse Galatasaray maçına ya da Trabzon maçına inşallah yetiştiririz şu 1000 kişiyi. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Hepimize bol şanslar.